Peygamber diye bütün kitaplar beyan ediyor. Peygamber hayatı boyunca hiç sol tarafına yatmamıştır. Hep sağ tarafına. Niye? En son işte dünyada ilk defa kalp, bir adamın kalbini öbür adamı vücuduna nakleden bir profesör olmuştu bundan şu kadar sene evvel. Christian Bernard, Güney Afrikalı bir doktor. Bir adamın kalbini aldı, öbür adama nakletti. Dünyada ilk defa oldu o zaman. Onun açıklamasından sonra neden sol tarafa peygamberimiz yapmadığı ortaya çıktı. Adam diyor ki bir basın toplantısında sakın ha sakın diyor ey dünya insanları sol tarafa yatmayın diyor. Niye? Solda ne var siz söyleyin. Kalp var kalp. Sol memenin altında. Sola yatınca vücudun ağırlığı diyor kalbin üzerine biniyor. Kalp tekallüs ediyor. Zorlanıyor. Mahvoluyor. Sakatlanıyor. Sağa yatacaksınız. Peygamberimiz 63 yıllık hayatında bir defa sola yatmamış. Biz ne? Bizim halimiz ne? Neye benziyoruz biz? Bundan dolayıdır ki Anadolu'da böyle sabahleyin evinden kalkıp da ters türs konuşan, ona buna çatan adamlar olur. Konuşması böyle abuk sabuk konuşmalar yapan adama ne derler? Sen sabahleyin solundan mı kalktın be adam derler. Bak sola yapmış herif, kalbi berbat olmuş. Bu Anadolu biliyor bunları. Peygamber hakemliğine yatacaksın. Yatarken sen yatakta peygamberimiz gelse de not ver bu Müslümanı hakemlik yap ya Resulallah dese seni nasıl yakalaması lazım söyle yapacaksın. Sağ tarafa. Okunmuş olarak vücudunu böyle pervazlamak suretiyle Allah'a sığınmak suretiyle kule avuzilerle Kur'an'la beraber yatacaksın. Nasıl yapıyorsun? Gece yarılarına kadar film seyretmiş, dizi seyretmiş, çıplak seyretmiş, üryan kadınlar, fahişeler, sapık kadınları seyretmiş, girdi yatağa, bu adamın yatması öküzden beter bir yatıştır. Ne olacak bizim halimiz kardeşler? Allah-u Teala cümlemizi kainatın hakemliğini verdiği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin hakemliğine uygun yaşamaya Allah cümlemizi muvaffak